Efe demek, fakirin hakkı demek. Yaşar Kemal, Çakırcalı Efe romanında böyle yazar. Efe, Türkmenlerin Batı Anadolu'ya gelmeleriyle ortaya çıkan, özellikle Aydın, Denizli, Muğla ve Isparta illeri ve Ödemiş ilçesinde silahlı gruplar halinde yaşayan, otoriteye değişik nedenlerle baş kaldırmış kişilere verilen isimdi. Dağa çıkan bu askerlere Zeybek, Zeybek grubunun başındaki kişiye ise Efe denirdi. Zeybekler çok öncelerden beri Anadolu'da kolluk görevi görmekteydiler. Bunlar yolları korurlar, kervansaraylar arasında ve mola verilen yerlerde bekçilik yaparlar, yolcuların güvenliğini sağlarlardı. Bu hizmetleri karşılığında yollardan geçen yolculardan az miktarda bir para alırlardı. Ancak hiçbir zaman zorla haraç kesmezler, aman dileyene dokunmazlardı. Düzene sokulamayan bu özgür ruhlu insanlar, kimi zaman eşkıyalarla karıştırılmış, kimi zamansa gerçekten devlete baş kaldırmıştı. İşte bu efelerden biri, filmlere, kitaplara ve türkülere konu olan Çakırcalı Mehmet Efe. Çakırcalı Mehmet Efe, 1872 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı, şimdiki ismi Türkönü olan Ayasulu köyünde dünyaya geldi. Annesi Hatice, babası eski efelerden Çakırcalı Ahmet Efe'ydi. Babası Çakırcalı Ahmet Efe uzun yıllar dağlarda kalmış bir efeydi. E tabi armut dibine düşermiş derler. Çakırcalı Ahmet Efe her ne kadar dağlardan inip efeliği bıraksa da oğlu da onun yolundan gidecekti. Çakırcalı Ahmet Efe oğlunun kendisi gibi olmasını istemediğinden, okuma yazma çağına geldiğinde oğlunu okuma yazma ve din bilgisi öğrenmesi için hocaya verdi. Ancak bu dönemde Osmanlı Devleti, düze inmiş efeleri tekrar dağa çıkmamaları için öldürme kararı almıştı. Bu görevi yerine getiren Boşnak Zaptiye Hasan Çavuş, bir çeşme başında cemaatle akşam namazı kılınması esnasında önünde secdeye kapanan Çakırcalı Ahmet Efe'yi sırtından hançerleyerek öldürdü. Babası öldürüldüğünde Çakırcalı Mehmet 11 yaşındaydı. Küçük yaşta babasız kalan ve köyüne dönerek eğitimini yarıda bırakan bu küçük çocuk, isyankâr ve suç işlemeye yatkın biri olarak büyüdü. Kara listesine yazdığı ilk isimse babasını öldüren Hasan Çavuş'tu. Çakırcalı Mehmet 18'li yaşlarına gelene değin tütün kaçakçılığı yaptı. Bu arada bazı cinayetlerle de adı anıldı. İzmir hapishanesinde bir yıl hapis yatsa da delil yetersizliğinden beraat etti. Çakırcalı Mehmet'in namını duyan ve bir gün başına bela olacağını bilen Hasan Çavuş, yıllar önce işlenen bir hırsızlık olayını ona yükledi ve Çakırcalı Mehmet'in köyüne baskın düzenleyerek annesi ve diğer akrabalarına türlü hakaretlerle işkence yapması bardağı taşıran son damla oldu. Çakırcalı Mehmet bu olay üzerine Hacı Mustafa, Çoban Ahmet, Kara Ali, Arap Mercan, Harmanoğlu Ahmet ve Sinan adlı arkadaşlarıyla isyan bayrağı açarak dağlara çıktı. Hasan Çavuş'sa doğruca zaptiyelerle birlikte peşine düştü. Dağlarda Hasan Çavuş'u pusuya düşüren Çakırcalı Mehmet, uzaktan tek kurşunla Hasan Çavuş'u vurup yere serdi. Olayın şokuyla dona kalan diğer Osmanlı askerlerine şöyle seslendi. Söylen Osmanlı'ya, Çakırcalı Mehmet, dağa çıkmış deyiverin. Yıl 1897 idi. Çakırcalı Mehmet Efe, devlet tarafından eşkıya ilan edildi ve 15 yıl boyunca dağlarda sürecek macerası böyle başladı. Çakırcalı Mehmet'in birkaç kişiyle kurduğu Zeybek grubu, kısa zamanda büyüyerek tüm çevrede Çakırcalı Mehmet Efe olarak tanınır hale gelmişti. Diğer birçok efe gibi varlıklı kişilerden aldığı paraları yoksullara dağıtması, çevredeki birçok varlıklı kişiyi köprü, çeşme gibi yararlı işler yapmaya zorlaması, onun halkın gözünde kısa sürede yücelmesini sağladı. Yoksulları evlendirdiği, fakir köylülere öküz aldığı ve evlerini inşa ettirdiği dilden dile anlatılır olmuştu. Böylece zenginlerden çaldıklarını fakir köylülerle paylaşmasının yarattığı bir sempatiyle efsaneleşti.
Osmanlı'nın bölgeye gönderdiği yöneticilerin yöreyi tanımamasından ve haksız bir yönetim sergilemesinden ötürü Çakırcalı Mehmet Efe yaptıklarıyla iyice yüceltildi ve halkın gözünde bir kahraman haline geldi. Adaletin pek işlemediği, otoritenin kaybolduğu Osmanlı'nın bu son dönemlerinde derdi olan Çakırcalı Mehmet Efe'ye koşardı. Mahkeme yerine sorunları Mehmet Efe çözer olmuştu. Lakin zalime ve zulmedene acıması yoktu. Çakırcalı'nın 1080 kişiyi öldürdüğü söylenmektedir. Öldürdüklerinin ardından iki rekat namaz kılarak "Ben haklıydım" dediği rivayet edilir. Çakırcalı Mehmet Efe güçlü ve akıllı bir efeydi. İyi güreşir, iyi silah kullanırdı. 80 kadar çarpışmaya girmiş ve hepsinden sağ çıkmıştı. Köylüler onu kendi obalarında saklamışlar, kol kanat germiş ve kollamışlardır. Bu yüzden üzerine gönderilen onca askere rağmen yıllarca yakalanamamıştır. Aslında Çakırcalı Mehmet Efe eşkıyalığı bırakarak hep düze inmek istemiş ve 3 defa da devletle anlaşmak suretiyle köyüne geri dönmüştür. Fakat her seferinde devletin verdiği sözleri tutmaması ve bir gün kendisinin de babası gibi öldürüleceği endişesi sonucu tekrar dağa çıkmıştır. Ancak nihayetinde bu yolun sonu ölümdü. 1911 yılında Akçay kıyısından bir kısım köylü Çakırcalı Mehmet Efe'yi ziyaret ederek tarlalarına gidemediklerinden yakınarak yıkılan Akçay Köprüsü'nün onarılmasını isterler. Çakırcalı Mehmet Efe köprünün tamirini yaptırması için köylüleri bölgenin zenginlerinden Arpaz Bey'i Osman Bey'e gönderir. Fakat Osman Bey köprüyü yaptırmaya yanaşmaz. Bunun üzerine Çakırcalı Mehmet Efe Arpaz konağını basar, Osman Bey'i kaçırır ve Karıncalı Dağı'na kaldırarak 500 altın fidye ister. Osman Bey'in kaçırıldığının duyulması üzerine zaptiyeler Karıncalı Dağı'nı kuşatırlar ve çatışma başlar. Çakırcalı Mehmet Efe gece karanlığında adamlarını kontrol etmek istediği bir sırada kendi zeybeklerinden olan Hacı Mustafa tarafından düşman zannedilerek yanlışlıkla vurulur. Tarih 17 Kasım 1911'dir. Son nefesinde cenazesinin tanınmaması için ölümünden sonra başının, ellerinin ve ayaklarının kesilmesini vasiyet eder. Yerine getirilen bu vasiyetine rağmen sırtındaki beninden karısı Iraz tarafından teşhis edilir. Cenazesi Nazilli Hükümet Konağı'nda bacaklarından asılarak teşhir edilir ve orada boş bir alana gömülür. Naaşı 1947 yılında çocukları tarafından buradan alınarak Ödemiş'in Kayaköy Mezarlığı'na defnedilmiştir. Çakırcalı Mehmet Efe'nin ölümü bölgede asayişi sağlamamış, aksine olumsuzluklar daha da artmıştır. Nail Moralı'nın Ege bölgesi ve İzmir'e ilişkin anılarında özellikle Çakırcalı Mehmet Efe'nin öldürülmesinden sonra Rum eşkıyalarının meydanı boş bulup iyice azdığı, Türklere zulmettikleri kaydedilmektedir.